Jona? Kızım, yoksa bir sorun mu var? Gidip babanı çağıracağım. Sıvara dalga mı geçiyorsun? Ben kafayı çalıp duruyorum. Bu da ne rakibi? Ragini, eğer bu evlilikten memnun değilsen bana söyleyebilirsin. Bunları yaparak mutlu olamazsın. Beni affet anne. Başka şansım yoktu. Hayır Ragini. Hayır kızım. Ben senden özür dilemeliyim. Bir kızımın mutluluğu için diğer kızımın mutluluğunu feda ettim ben. Bu düğünü iptal edeceğim. Hayır anne. Ben bunu bu yüzden yapmadım. Sen kimi arıyorsun? Alo Lakşa. Lütfen buraya, odaya gelir misin? Annemin öğrenmesi gerekiyor. Svara'nın odada olmadığını öğrendi. Ragini, neler oluyor? Svara nerede? Anne, sadece 2 dakika bekle. Lakşa geliyor. Sana her şeyi anlatacağım. Ragini. Ragini. Gel. Anne. Bu giysileri giyip kınayı sürdüm. Çünkü biri odaya gelirse hiçbir şeyden şüphelensin istemedim. İyi de bunu yapmana ne gerek vardı? Svara nerede? Teyze, Ragini'nin bir suçu yok. O sadece Svara'yı kurtarmaya çalışıyor. Svara başını derde soktukça Ragini onu kurtardı. Anlamadım. Sen ne demek istiyorsun? Bakın, ne olduğunu açıkça söyleyin bana. Anne, sana söylemek istemiştim. Ve? Teyze, hani sizin anneniz hastanedeydi? Svara da onu bırakıp bir yere gitmişti. Çünkü iyi hissetmiyordu ve eve gitmişti. Hayır anne. Açın kapıyı. Polis. Ne? Bu nasıl olabilir? Svara. Svara bana her şeyi anlatırdı. Svara bana yalan söylemezdi. Anne.
Hani bir gün Svara sana arkadaşlarıyla dışarı çıkacağını söylemişti ya. Svara nerede? Biz de onu arıyoruz. Çıkıp gitti. Bırak dans edip tadını çıkarayım. Anne, anne beni affet. Ama Ragini, Svara bunları nasıl yapabilir? Sana gerçekleri daha önce söylemek istedim ama... Svara sen delirdin mi? Bunu yapmana ne gerek vardı? Eğer çıkacaksan bana söyleseydin. Lakşa. Ben bunu sana söyledim ya. Seni aradığımı ama ulaşamadığımı söylemiştim sana. Bunu söylemek için aşağı indim ama etrafın kalabalıktı. Ragini, benim giysilerimi giymişsin. Üzgünüm Svara. Bunu isteyerek yapmadım Svara. Lütfen beni yanlış anlama, lütfen. Bunu isteyerek yapmadım Svara. Ragini. Svara. Ragini'ye kızmana gerek yok. O seni kurtarıyordu. Elbette Lakşa. Ragini'ye kızmıyorum ki. Sadece sordum. Ragini. Ağlama artık. Bunda senin bir suçun yok. Özür dilerim. Benim yüzümden çok sorun yaşadın. Svara. Benden özür dilemene gerek yok. Senin için her şeyi yapabilirim. Eşyaları misafir odalarına koydunuz mu? Evet efendim. Ya Lakşya'nın zinciri? Şimdi vereceğim efendim. Neden hala vermedin? Git ver hemen. Hadi çabuk ol. Peki efendim. Anne. Orada eşyalar var. Onları bırak da Lakşya nerede? Onu söyle bana. Lakşya nerede bilmiyorum ben. Nasıl bilmezsin? Adaş bunları... İyi tamam ben bulurum. Bu çocuk da... Bana ne soruyorsun Lakşa? Ne olduğunu nereden bileyim? Benim hiçbir şeyi hatırlamadığımı biliyorsun sen. Svara tek sormak istediğim şey... Ne soruyorsun? Bana güvenmiyor musun? Sana güvenmediğimden değil Svara. Sana güveniyorum. Ama bu olanlar, yaşananlar... Hepsinin aslını gördüm ben. Neyin aslı? Kimden geldi? Lakşa'ya söyle. Ragini ve ben bir şey öğrendim. Ne öğrendiniz? Lakşa'ya söylesene. Bir şeyi açıkça söyle bana. Evlenmemize ben isteyerek gönülden evet dedim. Kimse hiçbir şeye zorlamadı beni. Lakşa neden konuyu değiştiriyorsun? Gerçekleri anlatacakken bir anda düğünden bahsetmeye başladın. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım Lakşa. Gerçekten mi? Lakşa, Svara. Ne yapıyorsunuz? Kavganın zamanı değil şimdi. Lafı dolandırmayı bırak ve benimle açık konuş. Ne gerçeğinden bahsediyorsun sen? İyi tamam. Komiser Roy bana videolar yolladı. Kulüp görüntülerinde sarhoş olup dans ediyordun.
otele de kendi başına gitmişsin. Hayır. Hepsi yalan. Lakşya bunlar yalan. Ben ağzıma öyle şeyler koymam. Madde falan kullanmam. Hayatımda otele ve kulübe gitmedim. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bu sensin. Değil mi? Bunlar yalan. Bunları yaptığımı hatırlamıyorum ben Lakşya. Hepsi yalan. Ha. Bir saniye. Videoyu tekrar göster bakayım. Bu aynı sakallı adam. Yeter. Yeter Sivara. Orada sakallı adam yok. Kulüpte siparişleri veren kişi sendin. İçine sen bir şey karıştırdın. Sakallı adam değil. Demek öyle biri yok ha? Yalan mı söylüyorum? Deli miyim ben? Sivara, yalan söylediğini söylemiyorum. Lakşya şimdi söyledi. Sakallı adam yaptı dediğimde ortada öyle biri yok dedi. Lütfen Sivara, Lakşya. Birbirinizi böyle suçlamayı kesin artık. Lakşya lütfen Sivara'ya olan inancını yitirme. Regini, ben bir şey yapmıyorum. Hepsi onun yüzünden oldu. Hatta bu durumda ne yapabileceksem fazlasını bile yapıyorum. Yani ben bunu bilerek mi yapıyorum? Evlenmeyi bu kadar isterken neden her şeyi tehlikeye atacak bir şey yapayım ki ben? Evet Sivara. Senin yaptığın şey ortada olmayan bir insana hayal etmek. Sadece sen görüyorsun. Ve herkesi perişan ediyorsun. Sivara, Lakşya yeter. Sivara sen git hazırlan. Hayal mi? Ben onu takip edip kaydettim. Yeter artık. Tartışmayı kesin lütfen. Lakşya sen hemen git buradan. Çok öfkelisin ve ne dediğini bilmiyorsun sen. Bunlar geleceğinize zarar verecek. Git hadi. Sivara al. Al şunu hemen hazırlan. Lakşya ile evlenmek istemiyor musun? Bu küçük şeyleri kenara bırakın artık. Ve sadece geleceğinizi düşünün. Hadi. Sivara. Büyüklerinin duasını al. Gel. Ay yeter, yeter. Mutlu ol. Mutlu ol. Mutlu ol. Mutlu ol. Sivara, herkesin hayır duasını aldın. Şimdi gidip damadın yanına otur. Hayır. Daha olmaz Parinita. Sivara daha herkesin duasını almadı. Müstakbel kocasının ayağına dokunup duasını alınca bu tören tamamlanacak. Hayır yenge. Buna hiç gerek yok. Aa, neden? Neden gerek yok Lakşya? Bak. Böyle zamanlarda eşler kocalarının hayır duasını alır. Bir şey bilmiyorsun. Sus sen. Ha, evet tabii. Sivara,
müstakbel kocasının ayağına dokunur. Hadi. Svara. Hadi. Buna gerek yok dedim mi? Ben de istemiyorum. Ama başka seçeneğim yok. Tüm törenler tamamlandı. Oturun artık. Lakşya, neden Kuzey Kutbu'yla Güney Kutbu gibi uzak oturuyorsunuz? Hadi yaklaşın, güzel bir poz verin. Daha önce Svara'yla konuşmak için fırsat kolluyordun. Şimdi ne oldu? Hadi hadi, gülümseyin. Elini omzuna koy. Çok güzel. Sarı gama, sarı gama, sarı gama, sarı gama.
bir anda bu kıza ne oldu böyle? Bay Godot'a, torununuza ne oldu böyle acaba? Hiçbir şey. Siz de biliyorsunuz. Yeni nesil gençler böyle eğleniyorlar. Evleneceği için sevindi herhalde. Yüce Tanrım. Bu kız ne yapıyor? Da anca bakıp duruyor. Git. Durdur şunu. Kızın herkese bizi rezil etmeye başladı. Beni affedin. Lütfen bir şeyler yiyin. Sanskar çok eğlenceli, şuna bak. Sana ne dedim ben? Düşünme artık. Gel hadi, gelsene Sanskar hadi. Onu yukarı götürün Bayan Şarmıştı. Bugün benim en mutlu Bu ne böyle Bayan Şarmıştı? Kızın haddini çok aştı. Siz odasına götürün. Biz misafirlerle ilgileniriz. Bugünüm. Rezil etti bizi. Daha önce hiç bu kadar küçük düşmemiştik. Az önce olanların karşısında sen hala sessiz kalabiliyorsun, öyle mi? Seni hiç anlayamıyorum. Ter Sıvara! Sıvara engel ol! Sıvara yeter! Çünkü... Sıvara! Bugün... Sıvara! Mutlu günüm. Yapma anne. Bırak beni. Sıvara. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun aşağıda? Ne yaptın sen? Herkesin önünde nasıl davrandın öyle? Bak, yine aynı oldu. Evet, yine. Sen yine Maheshwari ailesinin önünde bizi rezil ettin. Burası senin kayın ailenin evi. Nasıl utanmazca dans edersin öyle? Kayınvalidenin üstüne meyve suyu döktün. Sen ne yaptığını farkında mısın? Buna ne gerek vardı? Kınaya kadar iyiydin. Sonra... Ne bir şey yedim, ne de bir şey içtim. Sonra buraya geldim. Hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey içmedim. Sonra hazırlandım. Hazırlandıktan sonra aşağı indim. Ve... O tatlı. O tatlıda bir şey vardı. O tatlıda bir şey vardı Ragina, o tatlı. Sıvara, daha ne kadar hatalarını örtmeye çalışacaksın? Lakşa ve Ragini bana her şeyi anlattılar. Seninle bu konuda konuşacaktım. Ama yine yaptın.
Her şeyi öğrenmenin sevindim. Sana daha önce anlatacaktım. Bunu sonra konuşuruz. Bir saniye. Ragini, bana o tatlıyı kimden aldığını söyle. Onlarda ilaç vardı. Kimden aldığını söyle bana hemen. Ne ilacı, ne tatlısı, ne diyorsun sen? Baba, her şeyi anlatacağım. Ama önce o kişiyi bulmam gerek. Svara!